Beşiktaş'ın Olympiakos maçına gidelim. Gidelim. Önemli maç. Eksikler var. İlk maç 1-1. Ne diyorsunuz? Yani çok önemli bir avantaja geliyoruz buraya. Tabii. Yani gollü beraberlik bir takım için çok önemli. Çünkü burada 0-0 da bizim için yeterli bir sonuç olur. Beşiktaş'ın bu maçı 0-0 yani bitmez. Bitmez. Yani o maçta tabii daha evvel de söyledik. Burada yine o maçı giderken yorumlamıştık hatırlarsan. Biz Beşiktaş'ın orada gollü beraberliğinde iyi olacağını. Ben hatta yenebilir bile demiştim. Yani evet demiştim. Ve çok şükür öyle bir sonuç alındı ve o maçı da şimdi dönüyorum. Birinci devresi çok sevimli olmadı. Top bizde fazla kaldı belki ama sonuç olarak bizi fazla pozisyon olmayan bir devre yaşattılar. Ve tabii golü yedikten sonraki Beşiktaş çok farklı oynadı. Hatta maçı kazanabilirdi yani, belki. Ve buraya bir avantaja dönüyoruz inşallah Beşiktaş. Yani takım olarak da bir kere onlardan daha iyi takım. Kesinlikle. Yani dolayısıyla tabii futbolda çok kesin konuşulacak bir branş değil bu ama ben diyorum ki bu maç top bu maçta 4 kişidir. Beşiktaş kazanır. Yuvarlak değildir. İnşallah rahat bir şekilde tabii, turu geçer. UEFA Kupası'nda Avrupa Ligi'nde ülkemizi iyi bir şekilde temsil etmeye devam eder. Eder inşallah edecektir. De ben Beşiktaş'tan bırak bu turu geçmeyi. Yani bir final oynayabileceği kanaatindeyim. Çünkü bakıyorum orada elenen takımlara, ilk 8'e kalması muhtemel olanlara. Yani Beşiktaş'tan çok fazla takım yok. Teknik olarak da çok üstün bir takım yok. Yani. Bir Manchester United olayı var. Onun dışında bir Roma Lyon olayı var mesela. Lyon kalsın diye düşünüyorum ben. Roma çok agresif bir takım. Çünkü. Roma çok iyi bir takım. Roma evet, Lyon'u... Evet. Ben ama Lyon kalsın diyor. Futbol bu. Siz Lyon kalsını Beşiktaş'ın rakibi açısından. Ha, tamam. Evet, evet, şimdi yani. Oldu. İşime geldiği için. Yani. İşinize geldi. Tamam. Çünkü Roma daha iyi. Tabii. Daha iyi takım kalmasın yani. Tamam. Şimdi oldu hocam. Yanlış anladım.